Hoş geldiniz Sayın Başbakanım. Teşekkür ederiz bu desteğiniz için. Sadece size destek değil, o zaten vazifemiz ama aynı zamanda milli iradeye destek ve Türkiye'deki demokrasi kültürüne destek. İşin çok acı tarafı, şimdi gelirken duygulandım çünkü Tayyip Bey ile ilgili karar açıklandığında bu binadaydım. Selim Bey, belki sizler de vardınız. Ve şimdi o anı yaşamış insanların, şimdi böyle bir anı aradan yıllar sonra, neredeyse çeyrek asır geçtikten sonra tekrar yaşayacağımı hayal dahi etmezdim. Siyasetin insanların ve gücün insanların ilkelerden nasıl uzaklaştırdığını görmekten gerçekten icap duydum. Mesele siyasi boyutu olan bir mesele muhakkak ama siyaset üstü bir mesele. Bu bir kültür meselesi, bu bir ortak toplumsal hayatın, ortak değerlerinin nasıl yıprandığının meselesi. Dolayısıyla fakatsız, amasız herkesin tam bir dayanışma içinde olması lazım. Ben haberi, tam da bugün bizim için düğünle taziye aynı anda gibi, bizim 3. yılımızın yıl dönümü, kuruluşumuzun partide tam bir düğün havasındaydık. Sabahleyin Sayın Başkan'ı aradım. Biliyorum muhtemel neticeyi bildiğim için 11 Kasım'da da buradaydık. Dava, bir önceki dava günü buradaydık. Dava saatinde. Sabahleyin erken saatte aradım, dedim netice ne olursa olsun yanınızdayız. Sonra Sayın Akşener'le görüştük. Bu lider ziyaretleri bağlamında. Orada da bahsiniz geçti. Tam ben kutlamaya geçip konuşma yaparken yaptık bitmeye yakın haber önüme düştü. Orada da vurguladım zaten konuşma içinde de. Sonra hemen ayrılmak mümkün olmadı. Yoksa daha erken saatte gelmek isterdik. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu ile Almanya'dan görüştük. Sayın Akşener'le de. Sonra siz de birlikte görüştük. Evet. Yarınki toplantı ile ilgili önerimizin o zaman da kendilerine ifade etmiştim. Gerçekleşiyor evet, olmasına da büyük mutluluk duyuyorum. Sağ olun. Yani gün bugün eğer bir demokrasi savunulması söz konusuysa dediğim gibi tereddütsüz davranmak ve tereddütsüz bir şekilde tavır koymak lazımdı. O sebeple bu süratle bunun hayata geçmesinden de mutlu duydum. Daha sonra Sayın Akşener'le olan açıklamanızı da dinledim. Ondan da mutluluk duydum. Yalnızdayız. Dediğim gibi sizin yanınızda olmak bugün demokrasinin yanında olmaktır. Ve milli iradenin yanında olmaktır. O bakımdan yarın da en güçlü mesajları vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok mutlu olduk. İstanbul'a bu saatte geldiniz ve bizimle bir arada oldunuz. Gerçekten yıllar sonrasında hani dediğiniz gibi o günün şahitleri olarak böyle bir anı tekrar bu ülkeye yaşatmak gerçekten ülkemiz demokrasisine büyük bir ihanet. İleri gitmek isterdik ama ne yazık ki geri gitmişiz. Umarım hep birlikte süreci en iyi şekilde sizlerin işbirliğiyle çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Bu bizim sadece azmimizi arttırır, umudumuzu yükseltir, kuvvetimizi büyütür. Başka hiçbir şeye vesile olmaz. Bu saatten sonra ben bu kararı aldıranlara gene Allah akıl versin demeye devam edeceğim Başbakanım. İnşallah hızlıca bu zor günleri atlatırız. Yolda arkadaşlar bahsetti, nasıl böyle bir siyasi akıl tutulması olur diye. Dedim ki güç yozlaşmasına kapılanlar öyle bir kısır döngüye girerler ki akıl da gider, vicdan da. Mesele evet. O gücün yozlaşmasına kapılmamakta ve bu makamları geçici görmekte. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı oturdu her makamı. Bıraksa da o makamın sahibi olarak kendisini görüyor. Bunun çok örneklerini yaşadık. Hadi diyelim bu bağımsız yargı diye açıklamalar yapıyor. Öyleyse peki bir ses verin bakalım. Yani çıkın deyin ki biz bu karara karşıyız. Şu saate kadar da daha bir açıklama yok. O zaman bu siyasi yargının siyasallaşması öyle anlar vardır ki anında tepki vermediğiniz zaman verdiğiniz tepkinin anlamı kalmaz. Çünkü beklemişsiniz ve nerede güç kayacak gibi bir şey. Bu hesap olmaz demokraside, siyasi mücadelede. Sadece kendi adıma değil, bütün parti kurullarımız,
adına da ifade ediyorum. Çünkü bugün herkes oradaydı. Dediğim gibi bir düğün evinden bir yas evine gelir gelmiş olabilir ama burası yas değil. Değil burası değil, bugün değil, değil. Bugün ilkelerimizi savunmak açısından bir ortak kültür günü. Gücümüze güç kattınız. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar evet. Diğer gerçekten bugün demokrasi tarihimiz açısından ileride hatırlanıldığında hicap duyulacak, utanç duyulacak bir gündür. Her şey önce bunu ifade etmek isterim. Tabii mesele yargının siyasileşmesi bakımından siyasi bir konu ama demokrasi tarihimiz ve ortak kültürümüz açısından siyaset üstü bir konudur. Ben çok büyük üzüntü duydum çünkü Sayın Erdoğan ceza aldığında da bu binadaydık. Aradan neredeyse çeyrek asır geçti. Tekrar benzer bir gerekçeyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına gelmekten de şahsen de büyük üzüntü duydum. Bunları Türkiye yaşamamalıydı. Hatırlayacağınız gibi 11 Kasım'da da yine bu davanın bir önceki oturumunda da dava saatinde Sayın İmamoğlu'nu ziyaret etmiştik. O zaman da ifade etmiştim. Milli iradenin üstünde bir irade tanımamalıyız. Ve eğer milli iradeyi aşan hukuk kararları varsa, hukuk kararları meşruiyeti her an tartışılacak kararlardır. Yargı bağımsızlığıyla ifade edilecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Siyasetin yargı üzerinden müdahalesiyle karşı karşıyayız. Bunun üzerinden gelecek seçimlerle ilgili mesaj verme niyeti varsa iktidardakilerin, bu mesaj kesinlikle tarafımızca kabul görmeyeceği gibi bu mesajın karşılığında da demokratik her türlü çabayı gösteririz. Burada bugün de bizim partimizin kuruluşunun 3. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'daydık. O toplantıları biraz erken keserek karayoluyla intikal ettik. Birlikte olabilmek için. Çünkü buradan vereceğimiz mesaj önemlidir. Dediğim gibi bu bir siyasi partinin bir belediye başkanına karşı tutumu ya da siyasi partiler arası bir mesele değil. Demokrasi meselesidir, hukuk meselesidir, adalet meselesidir. Eğer bir yerde demokrasi, hukuk, adalet söz konusuysa hiçbir tereddüt olmaksızın amasız, fakatsız bir şekilde dayanışma göstermek hepimizin boynumuzun borcudur. Siyasi liderlerle de görüşmeler gerçekleştirmiştik. Sayın Kılıçdaroğlu Almanya'dayken kendisiyle konuştum. Sayın Akşener buradayken birlikte konuştuk telefonla. Yarın burada hep beraber bir danışma içinde bulunmamızdan da memnuniyet duyuyorum. Şu ana kadar iktidar cihetinden herhangi bir açıklama yapılmamış olması da üzücüdür. Eğer bu kararı desteklemiyorlarsa ki desteklemelerini beklemek demokratik kültür bakımından imkansızdır. Tavırlarını göstermek durumundalar. Siyaseti yapacak her türlü müdahaleye karşı demokrasiyi savunmaya kararlıyız. Ben tekrar Sayın İmamoğlu'na geçmiş olsun demek istemiyorum. Ama dayanışma ifade etmek istiyorum. Hem özgürlükçü siyaseti savunan bir partinin genel başkanı olarak hem bu ülkede devlet görevi yürütmüş bir devlet adamı olarak ama onlar kadar bir İstanbullu olarak İstanbul'u seçmenin iradesine sahip çıkmak benim de şahsen bir borç olarak gördüğüm bir husustur. Demokrasiyi koruyacağız. Seçmen iradesini savun. Bir sene, bir buçuk sene kaldı. İşte eğer bir başka bir şey tercih söz konusuysa seçim sandığı ortaya gelecek. Mahalli seçim açısından söylüyorum. Genel seçim açısından da zaten tablo aşikardır. Tekrar danışma içindeyiz. Çok yalnızdayız. Bu bir şahsı savunmak değil. Kesinlikle. İlkeleri savunmaktır. Ve demokrasiyi savunmaktır. Bu karar çok teşekkür ederim. Olası Sayın İmamoğlu olası aday gösterilme şansını ortadan kaldırır mı ya da engel olur mu? Şu anda bence bu tür yorumların ötesinde hepimizin demokrasiyi savunmalı. Bugün siyasi sonuçların ne olacağını tartışmaktan daha çok bugün itibariyle nerede durduğumuzu göstermek. Sonrasıyla ilgili olarak siyasi sonuçların ne olur onlar hep beraber değerlendirilir. Gün bugün omuz omuza verme günü. Peki. Yarın buradan nasıl bir mesaj verecek? Demokrasi mesajı, özgürlük mesajı, milli irade mesajı. Ve her tür baskıya ve hukukta kullanılarak yapılabilecek her türlü müdahaleye karşı milli iradeyi sonuna kadar korumaya kararlılık mesajımızı buradan ileteceğiz.
Peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Arkaya bak. Arkaya bak. Sağ olun. Sağ olun. Üç kattınız. Sağ olun. Tamam. Olan. Pardon.